Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel bir kahvaltılı börek yapacağız. Börek deyip geçmeyin. Börek bizim olmazsa olmazlarımızdır. Ama bu böreği nasıl yapacağız? Bu börek için yufka falan açmayacağız. Bayat ekmeklerden hazırlayacağız. Ama yediğinizde çok lezzetli, her zaman yapabileceğiniz harika bir börek olacak. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza yapın. Bu böreği hazırlayın. İnan ki tadına bayılacaklar. Yanına da ne yapacaksınız? Yanına da mis gibi bir çay yapacaksınız sıcak sıcak. Oh, afiyet olsun. Hadi başlayalım böreğimizi hazırlamaya. İlk önce gerekli olan ekmeğimiz, bayat ekmeğimiz. Gördüğünüz gibi 2 günlük bayat ekmeklerim var burada. Taze sağlanınca tabii ki de bayatlar kaldı. Hemen hazırlamaya geçiyoruz. Şöyle bir fırın kabım var. Fırın kabıma hazırlayacağım. Ekmekleri şöyle fırın kabımın içine bakın şu şekilde diziyorum. Güzel güzel. Şöyle kare bir cam fırın kabına diziyoruz. Kaç tane alacaksa artık koyacağız. Bayat ekmeklerimden. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bu kolay bir tarif. Şöyle bakın 6 tane aldım. Birkaç tane kabuk kaldı. Neyse onları bırakalım. Burada yoğurtum var. Bu yoğurt geçen gün yanmış olduğum börekten kalan yoğurt. Bakın ben bunu ziyan etmedim. Bir gün önce bir börek tarifi vermiştim sizlere canlı yayında. Kalan yoğurdum. İçinde ne var? Yumurta, yağ, tuz ve çok az karbonat var. Canlı yayında vermiş olduğum börekten kalan yoğurdum. Tabii ki de ziyan etmeyeceğiz. Hemen bunu değerlendireceğiz. Şöyle bu yoğurttan üzerlerine şöyle bakın döküyorum. İçinde yumurta, sıvı yağ, tuz ve birazcık da karbonat var. Şöyle bakın ekmeğin üzerine bu yoğurdu güzelce sürüyorum. Her yerlerine. Ama altına inmemesine özen gösterin. Şöyle. Sabah kahvaltılarınıza bu böreği yapabilirsiniz. Üstelik de yufka açma derdi yok. Hemen bayat ekmekten çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Çayın yanında mis gibi olacak. Bakın her yerine güzelce gezdiriyoruz. Ziyan olmasın. Hiçbir şeyi ziyan etmemek lazım. Bayat ekmekleri de küflenmeden bu şekilde yaparsanız taze taze yumuşacık yumuşacık bir börek elde etmiş olursunuz. Üzerine güzelce yoğurtladık. Şimdi burada da benim peynirim var. Bu isteğe bağlıdır. İsteyen yoksa hiç koymasın ama ben birazcık peynir rendeleyeceğim. Fırın kabımı daha önceden yağlamıştım. Şimdi üzerine şöyle bakın rendenin iri yerinden peyniri rendeliyoruz. Yeter bu kadar. Çok fazla rendelemeyelim. Şöyle üzerlerine bakın bu şekilde peynir serpiyoruz. Peynirli yapıyoruz. Hepsinin üzerine peynirlerinden döküyoruz. İşte bu kadar. Şu anda böreğimizi hazırladık. Kızdırılmış önceden fırına veriyoruz. Evet, fırınımız kızdı. Meşhur davul fırınımı kızdırdım. Şimdi hemen böreği içine vereceğim. Çok sıcak şu anda.
Çabucak pişecektir. Ne kadar? 25 dakika gibi bir zamanda hemen pişecektir. Fırınımıza verdik. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Daha sonra fırından çıkaracağız. Hadi bakalım. Evet, böreğimizi fırından aldık. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır kızardı. Çok da güzel oldu. Bakın. Altı da kızarmış. Gördünüz mü? Peynirler üzerinde erimemiş peynirler. Çünkü eriyen peynir değil. Eriyen kaşar falan koyarsanız tabii ki de erir. Şimdi hemen servisini yapalım. Şöyle aşağı alalım. Bir tabağa koyalım kızlar. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Tabii ki de size yeme aşamasında göstereyim. Şöyle bir ikisini alalım. Hop. Tabağımıza iki tane koyduk. Yeterli. Yanına biraz da çay koyalım. Şöyle sabah çayımızdan da koyuyoruz. Çok da demli olmasın. Çayımızı da koyduk. Nasıl tüketeceksiniz? Ben biraz şekerli severim çayı ama siz nasıl seversiniz bilmem. Şöyle bir kaşık. Aslında zararlı ama biraz fazla şekerli seviyorum. Çayımızı da karıştıralım. Var ya kokusu mis gibi. İşte şimdi esas olaya geldi sıra. Çıtırtısını duyuyorsunuz mu kızlar? Çıtır çıtır var ya. Harika olmuş. Ellerime sağlık. Yanında sıcak çayım ile birlikte. Hiç başka şey aramaya da gerek yok. Yoğurdu var, yumurtası var, peyniri var. Daha ne arayalım yanında? İsterseniz reçel koyup yiyebilirsiniz ama hiç ben aramayacağım. Bu şekilde tüketeceğim. Mis gibi olmuş. Ellerime sağlık. Umarım siz de yaparsınız. Çok fazla malzemeye gerek yok. Birazcık bayat ekmek, birazcık yoğurt, azıcık peynir. Yoksa peyniriniz koymayın. Sorun da olmaz yani. İşte mis gibi bayat ekmek böreğimiz hazır. Kahvaltılık yaptım. Siz de evinizde olan bayat ekmekleri değerlendirin. Bu şekilde tüketin. Çocuklarınıza yapın. İnanın bayılacaklar. Çok lezzetli oluyor. Hadi benden bu kadar kızlar. Şimdilik tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayanlar da kanalıma abone olsun. Abone olsunlar ve bildirimlerini açsınlar. Bildirimleri açanlar en güzel tariflerimden hemen haberdar olacaklardır. Hadi şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.